Çok önemli bir şey bu. Kaybolup gidiyordu mesela. Şöyle bir olay. Kıbrıs Şehitliği Caddesi'nden ileride Barlar Sokağı var. Oralarda bir tane banka vardı. Tek şube bir banka. Tütün Bank mıydı acaba? Hatırlayanınız vardır. Orada bir işim vardı benim. Öğle saatine denk gelmiş. Banklar var oralarda. Banklarda oturuyoruz yani. Hiç tanımadığım insanlar, hiç tanımadığım bir yer benim orası. Yanımda benden önce mi oturdu, benden sonra mı oturdu bir adam. Merhabalaştık yani. Hiç merhabalaşmasak, biraz keyifsiz günümde olsam ya da yapı itibarıyla selamlaşmayı sevmeyen veyahut da işte bir adam olsam şu anlatacağım hikaye doğmayacak. Bazı şeyler rastlantı yani. Selamlaştık adamla oradan buradan falan filan işte daha sonra içeriye girdik. İçeride işlerimizi yaptık. Çıkınca yine devam etti konuşma. Konuşmanın şeyi şu konusu. Bir dedi adam bir hayır yapmayı düşünüyor. Netleşmemiş. Mustafa Akyüz'ün ailesi bu konuyu açıklayabilir sorulduğu zaman ya da yeri geldiği zaman. Belki de anlatmışlardır sağ olsunlar. İnanın benim edindiğim izlenim hiçbir şey oluşmamış da Amerika'dan zannedersem gelmiş bir yere bir yatırım gibi bir hayır gibi bir şey düşünüyor. Tak ben onun ağzından kaptım onu. Mustafa Akyüz'den bahsediyorum. Yani Torosan'daki bilim okulunun şimdi o tescilli olan bilim okulunun ismi değişti. Asiye Hüseyin Akyüz AHA ilkokulu oldu. Birçok arkadaşımız da orada görev yapıyor. İyi bir okul. İyi bir okul. Merkezden oraya okumaya giden çok çocuk var. Oranın kurucusu Mustafa Akyüz'ü ben okul kurmaya ikna ettim. Okul. Ondan sonra Urla'ya kurmaya ikna ettim. Urla'yı bilmiyordu. Urla'yı bilmiyordu. Urla'yı ona tarif ettim. Şimdiki Halkbank'ın tam önündeki Halkbank o zaman arsa mıydı, bina bitmiş miydi? Halkbank yapıldı oraya. Orası eskiden boştu. Ama binadan sonra mıydı? Ona bakmak lazım. Orada karşısında karşıladım ben onu. O zaman üçlü hükümet vardı. Ben onu belediye başkanının yanına götürdüm. Barat Alın'ın yanına. Tabi bu takip gereken bir iş. Aynı zamanda MHP ilçe başkanının yanına götürdüm. Bekir Hasgül'ün yanına. Ve tabi başkan o sıralarda yoğun yoğun işin getir götür ve takip kısmını hep mermerci Bekir Hasgül yapmıştır. Benle beraber, ben şahidiyim. Çok koşturdu. Ağrı'dan gelmiş Adanalı Kutlu Aktaş vardı vali. O Adanalıdır, Ağrı'dan gelmiştir İzmir'e. Onun yanına biz 3 defa ben gittim. Onlar kim bilir kaç kere gitti. 3 defa ben gittim. Bir defasında 50 milyon liralık çek verdi, gazetelere çıktık biz. 50 milyonluk çeki verdi, inşaat başlasın diye. Ve bir hareket oldu. Torosan'daki o inşaat başladı. Fakat maliye benim, orman benim, hazine benim, askeriye benim, belediye benim dedi. Bir karışıklık oldu, inşaat durdu. Hatta ben yeğenlerimi orada okusunlar diye düşünüyordum. Ama o inşaatlar oluncaya kadar başkalarına kısmet oldu orada okumak. Daha sonra biz oraya belki bilmiyorum yani karar nereden verildi, nasıl verildi. Ama bir boşluk oldu. Oradaki o bilim kısmı alındı. Narlıdere'ye şu anda Arkas Bilsem oldu onun adı. Ve Arkas'la bağlandı. Oradaki okulumuz da o şekilde kaldı. Mustafa Akyüz'ü Urla'ya getiren o okulun yapılmasına sebep olan tek kişi var benim. Hani bunu kahramanlık olsun diye söylemiyorum ama oturduğumuz yerden bir barakada, bir bankta bunu yarattık yani. Bir banktan çıktı o fikir. Başka şeylere de yönelebilirdi. Böyle bir saygı
değer bir insan gibi beni dinledi yani. Beni dinledi. Doğru söylüyorsun dedi. Evet dedi. Olabilir dedi. Peki dedi. Nereye geleceğim dedi. Urla'ya dedim. Nasıl geleceğim dedi. Falan. Hep böyle böyle şey bir insandı. Bunu da size, bu da nereden doğdu? Benim Türkiye birincisi olan öğrencim var. Bu sınavı kazandı. Birinci kısmını kazandı. Şimdi aileler de bana soruyorlar. Yani gönderelim mi, gidelim mi, nedir bununla ilgili bilgi falan diye. Böyle bir konudan doğdu bu, bilsem. Tabii işin oraya gidilmesi, bunun Türkiye'deki yeri, buraya giden öğrencilerin nerelere gittiği. Mesela ben bir toplantıya gittim. 40 bin tane mezun vermiş o zamana kadar. Nerede bu öğrenciler? Bir sanatçı var mı? Başbakan oldu mu? Bakan var mı? Sporcu var mı? Ressam var mı? Tüccar var mı? Bilim adamı var mı? Doktor var mı? Yani buraya gidenler de nerede? O da ayrı bir konumuz olsun. O da ayrı bir program konusu veyahut da araştırma konusu olsun. Evet. Urla'da Torosan'daki bilim okulunun kurulmasındaki katkımı size burada anlattım. Arşivinde kalsın. Sizler de bilin. Durum budur. Tabii ki Bülent Baratalı'ya, Bekir Haskül'e teşekkür borcumuz var. Donör olması olmaz tabii. Hadi iyi akşamlar.